Yani demin dediğim gibi bir doğanın iyelerini toplama gibi bir şeyimiz varsa bizim bu düngürde, çünkü resim yok. Yani bizim kullanacağımız birisi resim yok ama biz doğanın iyelerini o anlamda destek için çağırabiliyorsak, toplayabiliyorsak, o zaman o tarz düngürlerde, resimli olan düngürlerde onun bir önceki veyahut da ondan önceki atalarını kendisine çekmesi ve onların gücünü sağmasını sağlıyor. Ki genelde baktığınızda o tarz düngürlerde evenkiler de çok görünür. Onlar Türk töresiyle bağdaşmıyor diyelim. Onların inancı vesairesi biraz daha farklı bizimkine göre. O yüzden bizde boyanmaz. Çünkü o zaman onun, yani ben ne boyarsam boyayayım bu deriden daha saf olamam. Ben onun saflığını bozabilirim bu durumda. Öyle bir inançtan doğuyor. O yüzden biz buna hiçbir şey boyamıyoruz. Atalarımızı taşıdığımız başka yerler var. Bunun üzerinde oluyor, burada oluyor. Veyahut işte burada oluyor. Veyahut işte ben demirci kam olduğum için benim zaten yaptığım her şeyde atalarımın gücü de yansıyor oluyor ve ben de onlarla birlikte zaten çalışmayı yapıyorum. Başka kamların başka güçleri oluyor. O resim, ama eğer ki böyle bir şey alacak olursanız, bir düngür alacak olursanız resim yaptırmayın üstüne. Onu teklif edenler olacaktır ama resim yaptırmayın. Çünkü sizinle pek bir alakası olmaz. Ha, şöyle bir şey yaptırabilirsiniz isterseniz. Tabii ki o ceylan derisini yapmamanızı yine tavsiye ederim. Olur keçi derisi mesela, bu tarz şeyler de olur. Kendi atalarınızın bir sembolünü oraya işletebilirsiniz. Bu bir aksesuar mı olur yoksa şey kullanılan amaca uygun bir şey olabilir mi? Şimdi nasıl bir amaç, o belirlenmesi gerekiyor. Yani siz mesela kullandığınızda bunu şeylere çare yapabiliyorsunuz. Hı hı. Benim yaptırdığımı ben böyle kullanabilir miyim? Şimdi kullanabilirsiniz fakat nasıl vuracağınızı öğrenmenize fayda var. Çünkü dediğim gibi her şey bir frekans, her şey bir ritim ve ritimler uyuşmak zorunda. Yani o işlevselliği var mı? İşlevselliği olur. Tabii ki. Yani biz mesela şey deriz, eğer kam yeterince şeyse, yani etrafında hiçbir şey yoksa kibrit kutusuyla bile işini görür diye. Yani çünkü hiçbir şey yoksa ama etrafında varsa onu elbette kullanacağım. Ama önemli olan o ritim bu durumda oluyor. Ben o ritmi kullanıyorum. Ritim beni bir yerlerden taşıyor. Ritim benim şuurumu değiştiriyor. Benim beyin algımı ona göre yoğuruyor. Ona göre bir transa sokabiliyor zaten. Onu o ritim yapıyor. O ritimden de şaşmamak lazım. Onu öğrenmekte fayda var. Ha, en iyi şekilde herkesin yapabileceği bir, herkesin vurabileceği bir ritim söyleyeyim. Kalp atışını vurun. O zaten herkeste var. Onu yapabilirsiniz. O sakinleştirir. Tabii ki hızlı çalmayın. Ona göre İyi gelmeyebilir ama normal rolantide her neyse, o sakinleştirici, o hani bebekleri koyduğunuzda böyle uyuyakalıyorlar ya burada kalp atışını duyarak, onu sakinleştiği için öyle. Onu o şekilde vurabilirsiniz. Bence herkesin evinde bir düngür olmalı. Bir kere binlerce yıllık atasını ona sürekli hatırlatıyor. Onun canlı ve ses verici bir örneğini yanında bulunduruyor sürekli. Sibirya'da mesela kam olsun veya olmasın, mutlaka yanında bir düngür vardır. Çalışmalarına başlamadan önce 3 kere vurur ona. 3 kere tık 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 ses çıkarır. Ondan sonra da çalışmalarına başlar. Çünkü gökten diliyor. Göğün desteğini diliyor bu şekilde. Vuruyor ya, aslında oranın kapısını tıklıyor gibi oluyor bu. Bana destek olun tak 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 gibi. Herkesin evinde bu yüzden böyle bir şey olması avantajdır. Çocuklar mesela. Onların eline verin onu. Onlar atalarıyla bu durumda daha güçlü bir bağlantıda olur. Bizim çünkü genetiğimizde var bu. Bizim içimizde var bu. Geldiğimiz yer olarak, yani Kafkas dağlarından bahsediyorum ve onların ötesi, hangi topluluk olursa olsun. Davul sesi bizde atalarımızın gücünü uyandıran bir şey. Bize güç katan bir şey. O yüzden de bulundurun yani. Şimdi bütün düngürlerde göklerin anlamları da görmeyebilirsiniz. Bunlarda mesela şey, bu benim yaptığım düngürde katmanlara ayrılır. Orada semboller falan da görürsünüz. Aşağı gittiğinizde zaten bıraktığımızda bakabileceksiniz ona. Gök bizde ata ruhlar, doğa ruhlar, mana ruhları, savaşçı ruhlar ve tanrılar olarak ayrılır. Tamam, bizde çok tanrı vardır. Tamam, bunu bilmenizde fayda var. Çok tanrılı. Ama bir yaradanlar. Tamam. Yani bugünkü terimlerle bunu şey yapacak olursam, açıklayacak olursam,
bir şirketin bir tane sahibi olur ama birçok genel müdürü olur. Genel müdürü vardır, oğlu vardır, CEO'su vardır. Hatta iki oğlu olur bunlar. Bizde de öyle bir şeydir. Tanrılar bizde müdürler oluyor. Sorumlu. Hangi işte yıldırım tanrısı? O yıldırımdan sorumlu. O onun başı. İşte ne bileyim yağmurdan yağmurun tanrısı. O onun başı. Müdür yani. Ve biz bu durumda o tanrılardan bahsettiğimizde işte mesela eski Cengiz Han zamanından kaynaklanan, daha doğrusu ta o zamanlardan kullanıla gelen bir söz. Mönke Tengri'nin gücüdür derler. Yani ebedi tanrının gücüdür. Biz bu durumda şu tanrının, bu tanrının değil, o anda hangi güce ihtiyacımız varsa ona tanrı diyoruz zaten. Ey tanrım, ey göğün tanrısı bana güç ver, göğün tanrısı. Ey tanrı dediğimiz zaman yıldırımdan destek isteriz gibi. Onun adını pek fazla anlayız bu durumda. Yani nasıl ki işte siz şey demezsiniz, babanıza Hasan babacığım falan diye adını söylemiyorsanız, baba diyorsanız biz de ona direkt olarak tanrı diyoruz. Ama adını bildiğimiz zaman yani yine de tanrı olarak söylüyoruz. Bu düngürde olan bu durumda, o sembolizmayı dediğim gibi başka bir yerde bulmanız zor. Çünkü bu bilgiler bütün kanların içinde zaten var. Yani bizde o resim var. Bu yüzden diyorum, bu buradadır, bu şuradadır, bu buradan geçer. Biz nereye vurarsak vuralım, neyi, neden vurduğumuzu, hangi katmanda destek istediğimizi bu anlamda bilebiliyoruz. Birçok düngürde bu yüzden çok daha yalın görebiliyorsunuz. Orada bir yüz oluyor, işte sadece tahtadan oluyor, birkaç tane çoputu oluyor, bir iki zinciri oluyor. Pek fazla bir şarşası olmuyor ama bu onun daha az güçlü olduğunu göstermiyor. Sadece o bilgi, o kozmolojik bilgi kamın içinde olduğu için o kadar şatafata gerek yok. Bunu normalde pek fazla kimse kullanmaz zaten çünkü çok ağır. Çok ağır bir düngür. Yani benim evde olandan daha ağır. Birçok demiri olduğu için ama bu da dediğim gibi sergi için sizlere göstermek adına da. Evet. Çıkıntılar 9 göğü temsil eder. Çünkü bizim buradaki şu alan, dedim ya işte burası gök kubbe diye. Burada işte güneş var, ay var, yıldız, gezegenler var öyle söyleyeyim. Bunun dışında diğer gökler başlar. Tamam. Bazılarında 8 boğumdur, bazılarında 9 boğumdur. Bu biraz tercihe bağlı oluyor. Ben 9 boğumu bu anlamda gösteriyorum. Çünkü bunun arkasında 9 gök vardır. Yani dışında 9 gök vardır. O boğumlar da onları temsil eder. O 9 gök düngürün derisini sağlam tutar. Tabii geldiğinde daha iyi göreceksiniz ama onu daha gergin tutar, daha sıkı tutar. Bir şey olmasın göğe diye. Aynı normalde olduğu gibi. Bütün bizim göğümüzün dışındaki bütün diğer gökler bize destek olmak için var olduğundan ötürü, yani bütün katmanlar bize destek oluyor, göğün katmanları. Onlar da aynı şekilde düngürde destek olması için bir koruyucu görevi taşıyor açıkçası. Normalde 8 de yapabilen oluyor. Göğün 8 yönünü söyleyerekten öyle yapıyor. Ama bizim öğretimizde 9 göğü biz kullanırız. O yüzden 9 boğumu vardır. Evet. Kayın ağacıyla vurmayı tekrar anlatır mısınız? Çünkü yeni gelen bir sürü insan oldu. Belki onlar tekrar dinleseler güzel olur. Evet. Evet. Şimdi şöyle. Tabii düngür olmayınca bunu anlatmak biraz zor ama şimdi düngürün bir takım yerleri vardır. Bunu şu şekilde görün. Düngür bu şekilde bölünür. Bunun sembolizmasında sık sık görürsünüz. Haçlarda görürsünüz, işte mitolojik şeylerde bu işaretini çok görürsünüz. Bunu. Tengri derler buna. Tengri şeyi derler, sembolizması derler. Çünkü bütün bu gök neresi olursa olsun ondan doğduğu için bu Yaradan'ın sembolü olarak bilinir bizde. Tamam, bu bir yan bilgi olsun. Madem çizdim, onu da bilin istedim. Düngürde burası solsa, sağ, sol, sağ. Sağ verici tarafımızdır, sol alıcı tarafımızdır. Biz bu durumda düngürde sol tarafı vurduğumuz zaman gök tarafında yani yukarıda vurduğumuzda doğadaki bütün güçleri sağabiliyoruz. Tamam. Onlara destek istiyor biliyoruz. Bir vortex gibi bir şey oluşuyor ve etraftaki güzel şeyler ne varsa hepsi toplanıyor. Ha şunu da ekleyeyim.
madem işte ikinci defa dinleyenler yeni bir şey de dinlemiş olsun, o zaman pekişir. Biz her yöne süt de koyarız. Süt de anlatırız. Çünkü süt olmadan can olmaz. Süt olduğu zaman, teşekkür ederim. Biz nereden destek istiyorsak oraya vurduğumuzda o iyi olan ruhlar buraya otomatikman toplanmaya başlıyor. Ha, vermeye geçtiğimizde o zaman, onları sağdığımızda o gücü vereceksek o zaman buraya vurmaya başlıyoruz. Tabii ki bunun belli bir ritmi vardır. Ritimden de demin bahsetmiştim. Belli bir hızı vardır, yüksek bir hızı vardır veyahut da bir yavaş bir hızı vardır. Aynı şekilde buradaki yer altının göğünü de kullandığımızda da aynı şey geçerli. Sol tarafı vurduğumuz zaman da emiyor oluyor, olumsuzluğu emiyor. Mesela gök olumsuzluğu emmez, bir büyüyü emmez. Böyle bir şey yok. Ama yer altının göğün gücünü kullandığımızda o onu emer. Tamam? O onu emer. Sağ tarafta aynı şekilde bizim yerin gücüne de ihtiyacımız olduğunu gösterir. Biz buraya da vururuz. Neden? Çünkü yer altının vereceği bir takım güçler vardır. Negatif güçler. Diyeceksiniz ki negatif gücün neye ihtiyacımız olabilir ki? Yani neden böyle bir şey olabilir? Bunu uykunuz size gösteriyor zaten. Karanlıkta uyuyorsunuz. Negatif bizi şifalandırıyor, bizi besliyor, bize güç katıyor. Karanlıkta olan her şey gelişir. Mayalanmış bir şey gibi düşünün. Bir gıda gibi. Onlar da karanlıkta sonuçta gevriği olduğu için. Biz de öyle. Şifa da gevreyen bir şeydir. Ve bunun gücünü de biz buraya vurarak elde ediyoruz. Evet. Peki bunun tehlikeli bir şeyi var mı mesela, o negatif tarafı çekerken istemeden yanlışlıkla kötü, gerçekten kötü bir şey çekebiliriz? Bilmeyen yapar, evet. Bilmeyen yapar. Evet. Ben alıp davulu normalde sağ alt köşeye vurmayayım o zaman. Vurmayın. Çünkü gök ve yer altındaki gök şakadan anlamıyor. Yani bilmiyorsan öğren diyor o zaman yani. Anlatabiliyor muyum? Fark etmiyor. Çünkü bizi ilgilendirmiyor. Önümüzde bir çukur vardır. Çukuru ilgilendirmiyor bizim onun içine düşmemiz. Bizim dikkatsizliğimiz bizi oraya düşürür. Bu yüzden de biz her zaman öğrenmemiz lazım. Nasıl yapayım, nasıl edeyim diye bilgilenmemiz şart. Bu çok önemli. Ama sol üst köşede sıkıntı yok yani. Hiç yok. Yukarıda istediğiniz kadar rahat olun orada. Burada dediğim gibi bilgi şart. Bir kere en önemlisi, normalde biliyorsunuz ki toplumlarda hep bir yeraltı korkusu denen bir şey vardır. Yani yeraltı işte cehennem falan, boynuzlu yaratıklar, hepsi kötü falan bilmem de, bizde o yok. Bu yüzden biz rahatız. O yüzden de o bilgi farklı oluyor. Yani üst dünya ile alt dünya, yani işte arketiplerle alakalı olduğu için orada kötü bir şey yok deniliyor. Ama orta dünya ile yani ilgili bir temas kurduğunda sıkıntı yaşayabilirsin diye böyle bir tanımlama var yani. O insan kaynaklı işte. Evet. Yani aslında yani yukarılar aşağı dünyada bir şey yok deniliyor da, yani orta dünyada yaşarsan sıkıntı. Yani bir şey yok değil. Bir şey yok değil ama insanın şuuru belirliyor onu. Evet. Ne kadar yok, ne kadar var. Daha az tehlikeli, işte orta dünya esas tehlikeli diye geçiyor. Yani bizim olduğumuz yer yani de böyle okuduğumuz temas daha tehlikeli diye. Daha tehlikeli değil diyorum ya, onun insan yapıyor. İnsanın şeyidir o. Algısıdır. Yani uyku kötü bir şey değil. Doğa çünkü böyle. Ve karanlık bu durumda bizim faydamıza. Yoruma bağlı. İnsan ona verilen şeyle ne yapıyorsa onun tamamıyla kendiyle alakalı olan bir şey. Evet. Daha da potlaşmış. Nereye koydunuz bunu? Elektrik. İşte. Mümkün mertebe bir şey yapacağım. Dilerseniz tabii ki gözlerinizi bu anlamda kapatabilirsiniz. Sesi daha iyi algılamak adına. Gözler çünkü bizim duyduğumuzun yarısını yok eder. Bu yüzden de gönlünüzü bir şey yapın. Vesaire dinleyin.